Şimdi sevgili arkadaşlar, gelin bu örneği production üzerinden tek tek adım adım işletelim. Böylelikle daha net bir şekilde ne demek istediğimizi görebiliriz. Şöyle yapalım. Önce view code diyorum. Yapmam gereken şey, bu çalıştığı zaman burada durdurmam gerekiyor. Bunun için buraya bir breakpoint atıyorum. Diyor ki burada breakpoint yapamazsın. Buraya breakpoint attık. Tamam, güzel. Şimdi breakpoint'imizi attığımıza göre artık ben kodumu çalıştırırken bu breakpoint'e geldiğinde duracak. Biz de böylelikle amacımıza ulaşmış olacağız. Tek tek neler olduğunu göreceğiz. Şimdi başlat tuşumuza bastık. User form geldi. Production'a da gidelim. Burada bir date bilgisi istiyor. 1-1-2023 diyelim. Tabii ben bu production tablosunun nasıl doldurulduğundan bahsetmedim. Onu ileride bahsederiz. Ana özelliği bir görelim. Burada model bilgilerim buraya gelmiş. Ben ABC modeli diyorum. ABC modelini ikinci bant için olduğunu söyleyelim. Supervisor'ın da Ahmet olduğunu söylüyorum. Time interval'da 9-10 arası olsun. 100 adet de ürün çıkarmış olalım. Şimdi save tuşuna basınca dediğim gibi şuradaki fonksiyonum çalışacak. Pardon, prosedürüm çalışacak. Save tuşuna bastım. Prosedürüme geldi. Şimdi date tbbox dediği, buradan görebilir miyiz? Yok, arkaya aldı. Şöyle şöyle görebiliriz. Şuraya koyarsam sanırım işimizi görür. tbbox dediği alan burası. Ne yapıyor? Production objesinin içerisindeki date bilgisini buraya veri olarak atıyor. Şimdi F8 ile ilerleyebiliriz. F8 ile bir aşağıya geçtik. Artık date bilgim oluştu. Line no combo box'ın bilgisini alıyor. Burada 2 olarak görüyorum. Şimdi buraya geldim. Burada 2 oldu. Şimdi bakın arkadaşlar, sağdaki bilgiyi soldakinin üzerine yazıyor. Product count şu an 0. Ama product count tbbox value 100 olduğu için bir sonraki aşamaya geçtiğimde product count'un 100 olduğunu görüyorum. Yine supervisor combo box'taki Ahmet bilgisini supervisor'ın içerisine atıyor. Target bilgisini yine 133'müş. Target'ın içerisine atıyor. Time interval bilgisini. Time interval bilgisini içerisine atıyor. Model combo box'ın içerisindeki bilgiyi de yine modelin içerisine atıyor. Ve böylelikle end with diyerek işlemi bitiriyor. Şimdi arkadaşlar, locals diye bir pencerem var. Eğer locals penceresinde bu ifadeleri görmek isterseniz bakın production objesinin içerisinin nasıl dolduğunu tek tek görebilirsiniz. Şimdi insertion işlemine gideceğiz. Insertion işlemine ilerliyorum. Bir production göndermişim. Production sayfasına git demişim ve production table'ı bul demişim. Insertion'dan devam ediyoruz artık. O fonksiyonun içerisine gidiyoruz. Burada da ne yaptı? List objects table name diyerek bu bilgiyi aldı öncelikle. Sonra columns ve last row bilgilerini işleyecek. Columns'ı burada işlemiş olması lazım. Evet. Gördüğünüz gibi columns bilgileri burada bulunuyor. Şimdi last row bilgisini de aldı. Cursor bilgisini aldı ve bizim for döngümüzün içerisine giriyor. Şimdi bu for döngüsünün içerisinde neler yapacak? Hemen bakalım. Burada columns bilgisini almıştık. Bunun içerisinde döneceğiz. Bir döngü oluşturacağız. Last row'a geldik. Cursor bilgisi 1. Bakın şimdi şurada onu atladık. Nokta last row add dediği zaman şurada 3. satıra yeni bir satır ekledi. Şimdi o satır üzerinde çalışıyor olacağız. Last row'un birincisi tam olarak da A3'ü temsil ediyor. Call by name diyerek buradaki hangi property'yi alacakmış? Date property'sini alacakmış. Nereden? Objenin içerisinden alacak, değil mi? Bizim objemiz neydi? Şurada gönderdiğimiz production'dı. Production'ın date bilgisini, property bilgisini alacak. Property bilgisini aldı. Yani tekrar şuradan gösterebilir miyiz? Objemize geldik. Objemiz, bakın deminki göstermiş olduğum production objesi. Date bilgisini alıp ne yaptı? A3 hücresine işledi. Aynı şekilde F8 ile ilerlediğimizde bu sefer hangi property? Model bilgisi gelecek. Tahmin edeceğiniz üzere B3 hücresine bu bilgiyi işleyecek ve bunu sırasıyla tüm bilgileri işleyerek devam edecek. En son target bilgisine işledik. Insertion işlemi tamamlandı. Ve message box successful çalışacak.
NSAP ile sürecimizi tamamlamış oluyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, buradaki verileri istediğimiz gibi production'ın içerisindeki tabloya işlemiş olduk. Peki demin dedim ki supervisor'da da aynı şeyi yapabiliriz. Gelin bir de onu inceleyelim. Buraya bir breakpoint atıyorum. Supervisors'a geliyorum. Buraya Ali isminde bir isim yazıyorum. Save tuşuna bastım. Yine bir supervisor nesnesi oluşturdu. Oluşturduğu bu supervisor nesnesinin içerisine Ali ismini atacak. F8'de ilerliyorum. Bakın bu sefer insertion'ın içerisine yeni objemi gönderiyorum. Yeni sayfa ismimi gönderiyorum ve yeni tablo ismimi gönderiyorum. Yine yapacağı şey aynı. Tabii supervisor'ı açarsak burada yeni bir satır oluşturduk. Devam ediyorum. Cursor bilgisini aldı. Objenin supervisor name isimli property'sini çekiyor ve oraya yazıp işlemi tamamlıyor. Successful diyor. Daha sonrasında da demişiz ki supervisor name tbbox ifadesini boşalt demişiz. Onu da boşaltmış oldu gördüğünüz üzere. Arkadaşlar, temel insertion işlemini bu şekilde yaptık. Gördüğünüz gibi sadece bir insertion metodu ile istediğimiz kadar tablonun verilerini ekleme şansını elde etmiş oluyoruz. İşte bu aslında yazılımda clean code dediğimiz bir yaklaşım var. Buna iyi bir örnek oluyor. Temiz kod yazmış oluyorsunuz. Yani bir kodu bir kere yazıyorsunuz ve istediğiniz kadar kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz yerde bu bilgiyi kullanabiliyorsunuz. Eğer doğru bir şekilde tasarımını gerçekleştirdiyseniz bu kodun. Tahmin edeceğiniz üzere lines, time interval ve models için de aynı şeyler geçerli. Aynı şekilde bir insertion metodu çalıştırıyoruz. Ve bu insertion metodu sayesinde ilgili tabloları güncelliyoruz. Onları tek tek anlatmayacağım. Peki gelelim production datanın içerisindeki buradaki combo box'ları nasıl bilgilerini almışız. Ona bakalım. Yine user form'uma gidiyorum. View code diyorum. Şimdi arkadaşlar, user form'un initialize isminde bir event'i var. Bu eventleri nereden görebiliriz derseniz, şu yukarıda gördüğünüz gibi tüm nesneleri görebiliyorsunuz. Bu nesneyi seçtikten sonra sağ tarafta da bunun ilgili eventini görebiliyorsunuz. Yani olayını görebiliyorsunuz. Click, double click, error, key down, key press gibi bir sürü farklı eventten bahsedebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi user form initialize işlemi yaparken neler olduğundan biraz bahsedelim. User form'un initialize, yani başlatma eventi gerçekleştiğinde aşağıdaki olaylar gerçekleşiyormuş. Neler oluyor? Supervisors isminde bir nesneyi alıyorum. Neymiş bu supervisors ifadesi? Worksheets içerisindeki supervisors isimli nesneyi al, list objects bilgilerinden supervisors tbl bilgisinin list rows'larını al diyor. Tabii böyle yarı Türkçe yarı İngilizce anlatmak zorundayım maalesef. Worksheets supervisors dediği burası. List objects dediği bunun içindeki objeler, ancak supervisors table dediği için, tbl dediği için şu alanı kastediyor. Buradaki list rows bilgisini al diyor. Ve ne yapıyor sevgili dostlar? Supervisors bilgisinin içerisinde bir for each ile döngü oluşturmuş. Supervisors cbx, yani supervisors combo box'ın içerisine bir bilgi ekle diyor. Add item diyerek ne bilgisini ekleyecekmiş? Supervisors'ın range 1 bilgisini. Hani şu supervisors'ı almıştık ya. Onun her bir satırının range 1'i burası. Bunu production içinde anlatmıştık. Range 1 burası, range 2 burası, range 3 burası olacak şekilde düşünebilirsiniz. Supervisors'ın buradaki range 1 bilgilerini supervisor combo box'ın içerisine eklemiş oluyoruz. Bu bilgilerin hepsini eklettik. Ve verilerimiz buraya geldi. Maalesef oradan gösteremedim size. İşte buradaki combo box'ları doldurma hikayemiz bu şekilde gerçekleşiyor. Yani tüm combo box'ları ilgili tabloları kullanarak oluşturuyoruz. Bir de bunun dışında user form'da kullandığımız başka bir olay daha var. Onu da inceleyelim. Tekrar çalıştıralım. Ya da çalıştırmadan şöyle yapalım. View code diyorum. Şimdi user form initialize gibi bir de model combo box change diye bir olayımız var. Peki model combo box change olunca ne oluyormuş? Model worksheet'ine gidiyor. Buraya geliyor yani. Buradan list objects kullanarak model tbl'yi buluyor ve onun list rows bilgisini yine alıyor. Daha sonra bu modeller içerisinde dönerek şöyle bir işlem gerçekleştiriyor.
Eğer model combo box'ın değeri MDL'nin içerisindeki range 1 değeriyle eşitse, yani şöyle çalıştıralım isterseniz. Şuradaki model combo box'tan gelen değer şu alandaki range 1 ile eşitse, ağırlı target TB box, yani şuradaki alanı MDL'nin içerisindeki ikinci bilgiyle doldur diyor. Hemen bunu tek tek adım adım ilerleyerek görelim. Bunu başlattık. Şuraya yine bir breakpoint atalım. Şuradaki değişikliği yapmam lazım. Mesela burada ABC'yi seçelim. ABC'yi seçtiğimizde buradaki prosedür çalışmaya başlıyor. Bu prosedür çalışmaya başladığında öncelikle models bilgisini aldı. Gördüğünüz gibi burada models bilgim var. İki tane item'ı var. Bir aşağıya indiğimde model combo box'ın değeri ABC olduğunu görüyorum. MDL range 1'inin ise değerini göremiyorum. Aslında şuradaki yeni olacak. Peki bu değeri nasıl görebilirim? Dilerseniz şuradaki immediate penceresinde bu değeri görebiliriz. Range 1 diyerek bu değeri görelim. Yeni olduğunu görüyorum burada. Benim değerim neydi? ABC. Onun değeri ne? Yeni. Dolayısıyla buradaki if'in içerisine girmeyecek. Çünkü değeri sağlamıyor. Şu soruyu sorabilirsiniz. Buradaki CSTR ne demek? CSTR string'e çevir demek. Convert to string gibi düşünebilirsiniz. Gördüğünüz gibi içeriye girmedi. Tekrar döngümden devam ediyorum. Hala model combo box değerim değişmedi biliyorsunuz. Ama range 1 değerimin değişmiş olması lazım. Tekrar buraya enter dediğimde ABC olduğunu görüyorum. Bu tarafta ABC, diğer tarafta ABC. Eşitlik sağlandığına göre içine girecek anlamına geliyor. Şimdi bu içine girdikten sonra hourly target TBX'in değerinin şurada 133 olarak yazdığını göreceğiz. F8 ile ilerliyorum. Neden 133 olacak? Çünkü ilgili model bilgisinin ikinci değerini al demiş oluyorum. İkinci değeri de görelim burada isterseniz. Gördüğünüz gibi o değer de 133. Hourly target değerimin 133 olduğunu göreceğiz. Gördüğünüz gibi. Böylelikle ne yapmış oldum arkadaşlar? Koşullu bir şekilde model bilgisi değiştikçe modelin hourly target değerini değiştirmiş oldum. Yeni diye değiştirirsem yine aynı işlem gerçekleşecek. Fakat bu sefer yapacağı işlem sadece ve sadece yeniyi yakalamak olacak ve 150 değerini buraya bastığını görüyor. Geri kalan işlemler aslında birbirinin tekrarı gibi düşünebiliriz. Servis tarafında da zaten sadece insertion prosedürünü kullandık. Bir de başlık prosedürünü kullandık. Burada objelerimiz vardı. Toparlamak gerekirse her bir objenin değerlerini ilgili tablodan gidip alıyorduk. Olayımız bu. Şimdi arkadaşlar, production'ın içerisine birkaç veri daha girelim. Daha sonra bu verileri nasıl dashboard üzerinde gösterebiliriz onu inceleyelim. Şimdi 1/1/2023'e veri yazmıştık. Dilerseniz başka günlere de yazalım. Ya da yine 1/1/2023 için yeni modelinden bu sefer line nosu 1 olsun. Supervisor'ı Ali olsun. Time interval'ını ileri yapalım. Şuradaki breakpointlerimizden de kurtulmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi yeni verimi girdik. Şuradaki breakpointleri kapatalım ki bizi fazla rahatsız etmesin. Rahatsız etmesin. Tabii ki burayı temizleyip aslında bizim işlemlerimize devam etmemiz gerekiyor ama bu küçük bir uygulama örneği olduğu için buraları temizletmedim. Dolayısıyla benim yaptığım her işlem update etmeyecek. Yani güncelleme işlemi yapmayacak. Doğrudan yeni bir değer eklemem için kullanılacak. Aslında bizim örneğimiz için güzel de olur bu diye düşünüyorum. Bir tane daha ekledim. Tekrar eklemek istiyorum. Bunun değerini değiştirelim. Bir tane daha ekleyelim. Üçüncü ay için ekleyelim bu sefer de. Öyle olsun. Bunu da şöyle yapalım. 150 diyelim. Kaydedelim. Tekrar üçüncü aya. ABC birinci bant. Ali. Yine aynı saat dilimi olsun. Ya da bu sefer farklı bir saat dilimi olsun. Bu sefer yine 145 diyelim ve kaydedelim. Şimdi arkadaşlar, şimdiye kadar anlattığımız olayda Visual Basic tarafını anlatmıştık. Biraz da gelin bunu dashboard yapmak istersek nasıl yapabiliriz? Ondan bahsedelim. Böylelikle kullanışlı bir
proje haline nasıl getirebiliriz bu projemizi, onu görmüş oluruz. Sizin için de faydalı olacağını düşünüyorum.